Hocam, insan-ı kâmilin ilahi surette yaratılmış olmasından bahsetti. Evet. İnsan-ı kâmilin ilahi surette yaratılmış olması. Bir de zaman zaman zikrediliyor. Yani tevhid penceresinden baktığımızda hani peygamberlik kavramı, hani şöyle bir soru sorulduğunda neden var? Burada ona bir şöyle bir cevap verilmiş. Hakkın suretini öğrenmemizi sağlamaktır diyor. Evet. Hakkın sureti. Peygamberin kendisine göre yaratıldığı hakkın sureti. Yani peygamber hakkın suretine göre yaratıldı. Evet. Onu öğrenmemizi sağlar. Peygamberin varlığı da hakkın suretini öğrenmemizi sağlar diyor. Doğrudur. Bu mesele biraz ilerleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Diyor ki Allah Adem'i kendi sureti üzere halketti. Allah Adem'i kendi sureti üzere halketti. Bu sözü nasıl anlayacağız? Yani Allah-u Teala kendinde bulunan celal ve cemal sıfatlarının tam mazharı olarak Hazreti Adem'i halketti. Hazreti Adem'den başka alemde bu kemalatta yaratılmış bir mahlukat yoktur. Melekler dahil. Çünkü melekler dahi Allah-u Teala'nın isimlerinin belirli isimlerin mazharıdır. Fakat yani geçmiş insanlar içinden çok özür dilerim. Yoksa Hazreti Adem, halife olarak yaratılan Adem'i kastediyoruz. Ve onun varisi olanları kastediyoruz. İnsan-ı kamiller. Yani Resulullah Aleyhisselam... Tabii ki Resulullah Efendimiz. Zaten Resulullah Efendimiz'den asıl Hazreti Adem yaratıldı. Resulullah Efendimiz'in nurundan yaratıldı. Asıl kamil, insan-ı kamil, hakikati Muhammediye cihetiyle Resulullah Efendimiz'dir. İlk. Adem su ile toprak arasındayken ben nebiydim buyuruyor Resulullah Efendimiz. Bu demektir ki, yani önce Allah benim nurumu yarattı. Benim nurumdan yani hakikati Muhammediye'den bütün alemler yaratıldı ve Adem de ondan yaratıldı. Zaten yaratmada 7 gün var ya, 7 günün 6 gününde bu yaratma tamamlandı. Bu 6 gün ne oldu? Pazar gününden başladı yaratmaya. Cuma gününe kadar. Cuma günü pazar günden Allah-u Teala yaratmaya başladı. Tabi bu Allah indindeki gün. Şimdi bu günlerin benzeri, iz düşümü bizim kullandığımız günler. Ama Allah indinde de bu günler var. Bu 7 gün, zaten bütün mesele 7 günde bitiyor. Şu an biz Cuma günü Hazreti Adem'in yaratılmasıyla alem kemalat buldu. Cumartesi günü ahiretin olacağı gündür. Cumartesi günü ahiret günüdür. Cennetin cehenneme yerleşilip ebedi olarak, o cumartesi de ebedidir zaten. Bir daha o cumartesiden sonra tekrar bir daha başka pazara geçme yok. Toplamda 7 gün var. Bütün bu sistem 7 gün üzerine kurulu. 6'sı bitti. 7. güne geçmedik. Ahirette geçeceğiz. Cennet, cehennem. O ortam 7. günü. Cumartesi günü yani. Ha bununla birlikte ahirette de gene cennet ve cehennem ortamında da gene aynı dünya hayatındaki günler gibi 7 günümüz gene var. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Ki cennet ehli cuma geldiği zaman bir hafta geçip, ama tabii cennet ortamının bir haftası bu. Bir hafta geçip de cuma günü geldiği zaman kesip denilen yerde bütün cennet ehli toplanacak. Ve Allah-u Teala'nın tecellisi seyredilecek orada. Cuma günü oluyor bu iş. Ondan sonra herkes köşklerine dağılıyor. Bir hafta gene herkes köşklerinde, cennet hayatında yaşıyor. Bir hafta sonra cuma günü tekrar kesibe geliyor bütün cennet ehli. Toplanıyor. Gene Allah-u Teala tecelli ediyor. Orada yine günler var ama bu öteki günü, yani Allah nezdindeki o büyük gün diyelim. Büyük gün cumartesi günü ebedidir, sonsuzdur. Şimdi Allah-u Teala Hazreti Adem'i, öyle buyuruyor Resulullah Efendimiz, Allah Adem'i kendi sureti üzere halketti. Yani celal ve cemal sıfatlarının en kamil mazharı olarak insanı yarattı Allah. Çünkü insan cuma günü, en son gün yaratıldığında alem kamil oldu. İnsan yaratılmadan önce alem nakıstı. Yani eksik, noksan. Ancak insan tamam olunca alem mükemmel oldu. Allah-u Teala mükemmel olarak yarattı. Buradan da anlıyoruz ki, yani ehlullah'ın birçoğunun dediği gibi, insan büyüse büyüse alem olur, alem küçülse küçülse insan olur. Demek ki Allah-u Teala bütün bu yarattığı kainatta, alemde ne sırlar, ne şifreler, neler varsa hepsini Adem'e, yani insana yükledi. Dolayısıyla insan aslında kendini hakkıyla keşfetse alemi çözmüş olacak.
Ta uzay gemisi gönderip de böyle ötelere gidip de oraları keşfetmekle uğraşmaktan kendine dönse insan, insan kendini keşfetse, çünkü aynısı alem. Kendini keşfettiğin zaman alemi de keşfetmiş oluyorsun çünkü. Yani ne diyorlar ona? Kopyası. Fotokopisi. Küçültülmüş hali insan. Alemin kopyası. Burada insana Allah bütün isimlerini verdi. Zaten bütün sır insanda, başka varlıkta değil. Burası bak çok önemli, bakın. İnsan kendini gerçekten doğru bir şekilde keşfederse, çözümlerse Allah'ı da bilir. Çünkü nefsini bilen Rabbini bilir buyuruyor Resulullah Efendimiz. Önce nefsini, yani kendini, hakikatini tanırsan Rabbini bilirsin. Rabbini bildikten sonra Rabbül Alemini tanımaya yolculuğa çıkarsın ve işte Allah'ı bilmiş olursun, tanımış olursun. Burada insanın dışında bu kemalat hiçbir varlıkta olmadığı için insan, insanı kamil tabii kastediliyor. İnsan derken bütün insanlar kastedilmiyor. Bak orayı ayıralım. İbn Arabi Hazretleri burada kastettiği kamil insan, insan kamil. Şunu da vurgulayalım geri gelmişken. İbn Arabi Hazretleri der ki her insanda insanı kamil potansiyeli mevcuttur. Lakin her insan kendinde mevcut olan insanı kamillik potansiyelini bil kuvveden bil fiile çıkaramaz. Çıkmaz mı? Her insanda çıkmaz mı? Kimde nasip varsa, murad ettiyse Allah-u Teala onu da çıkar. İstidat kimde? O istidat varsa, ayağını sabit etse, uykulsa. Onu da bilelim. İnsanın kamillik potansiyeli var ama istidadımız, kabiliyetimiz uygunsa çıkar bizden açığa. O zaman insanı kamil oluruz. Uygun değilse o potansiyel kapalı kalır. Hiçbir zaman açılmamış olur. Gün yüzüne çıkmaz yani. Ama bu potansiyel her birimizde var. Neden? İnsan olduğumuz için, Ademoğlu olduğumuz için. Çünkü Ademoğlunun zürriyeti olarak o sırrı her birimiz taşımaktayız. Kimisi bu sırra vakıf olur ve bu potansiyeli açığa çıkarır. İnsanı kamil olarak yaşar. Aleme hükmeder. Kimisi de bundan hiç habersiz olur. Yaşar, çeker, gider. Nereden geldik buraya? İnsanı kamilin mükemmelliğinden geldik. Değil mi? Hocam, Hakk'ın suretinin... Peygamberden. Peygamberin varlığının Hakk'ın suretinin öğrenilmesi... Öğrenilmesi için. İşte tamam. Bu kamil insan, ki en kamili peygamberler olduğuna göre, ki bütün insanlığın içerisinde, Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek olan insanların içerisinde en mükemmeli de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan daha mükemmeli yok. Hatta insan olarak değil, bütün alemlerde yaratılmış varlık olarak en mükemmeli Resulullah Efendimiz. Ondan daha mükemmel bir varlık yok. Melekler de dahil. İşte burada Allah-u Teala insandan, yani hem halife olarak insanı kılıyor, hem de insandan bir peygamber gönderiyor. Ondan sonra diyor ki diğer insanlara, işte sizden bir tür olarak gönderdiğim Resulü tanıyın, anlayın. O Resul'de benim sırrım var. Sırrı oraya gizledim. Benim bütün vasıflarımı, özelliklerimi o Resulü hakkıyla tanımakla öğrenebilirsiniz. Eğer o Resulü hakkıyla tanırsanız, onun benim alemdeki suretim olduğunu görürsünüz diyor adeta. Bize dediği bu. Yani öğrenmemizi sağlar diyor. Hakkın suretini biz Resullerden, peygamberden öğreniriz. Evet, işte onun öğretisini, anlattıklarını hakkıyla alır değerlendirirsek Resullerden de hakkı öğrenmiş oluruz. Zaten hakkın zuhura gelmiş halidir Resul. Ve onun anlatısıyla da hakkı oradan tanımış oluruz, öğrenmiş oluruz. O suretten. Evet. Şimdi hocam, bütün alem tafsili olarak hakkın görüntüsü diyelim yani. Surete bürünmüş hali. Fakat Resul, yani Resulullah Aleyhisselam da icmal olarak tabii ayrıca şey. Evet, ayrıca o da surete bürünmüş hali. Evet. Yani Resulü tanımak, bilmek, alemi de tanımak, bilmek. Onu da getirir hakkı yanına. Hakkı da tanımak, evet. Bilmek. Yani İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, diyor ki beni her şeyden çok sevmedikçe kamil iman etmiş olmazsınız. Her şeyden bakın. Anandan, babandan, her şeyden. İşte o sevgi, bu sevgi nasıl hasıl olur? Onu tanımakla mümkün olur. Onu tanımazsak nasıl seveceğiz? Değil mi? Onu hakkıyla tanımazsak
Allah'ın gönderdiği bir peygamber olarak görevini yapmış, tebligat yapmış deriz. Ama Resulullah Efendimiz'in hakikatini tanırsak, bilirsek, o zaman işte o sevgi gerçekten tam manada gerçekleşir. O zaman iman kamil olur. Resulullah Üveys el-Karani Hazretleri eserlerde, kitaplarda yazar. Hazreti Ali ile Hazreti Ömer, değil mi, ona gidiyorlar. Resulullah Efendimiz'in bıraktığı hırkasını götürüyorlar. O zaman şöyle eserlerde böyle bir ifade geçiyor. Siz diyor Resulullah Efendimiz'i hiç görmedi Üveys el-Karani biliyorsunuz. Üveys el-Karani. Siz Resulullah Efendimiz'i biliyor musunuz? Tanıyor musunuz? Onlar da diyorlar ki hep yanındaydık. O da diyor ki vallahi siz onun hakikatini benim bildiğim gibi bilemezsiniz. Üveys el-Karani Resulullah Efendimiz'i hiç görmediği halde deve çobanlığı yaparken Uhud Savaşı'nda Resulullah Efendimiz'in dişi kırıldığında bir şekilde haberdar olarak eline kayayı parçasını alıp bütün dişlerini kıran adam. Onun bir dişi kırıldı, benim hiçbir dişim yerinde durmaması gerekir deyip bütün dişlerini kıran adam. Eserlerde öyle yazıyor. Burada işte Resulullah Efendimiz'e sevgisi, muhabbeti, onun hakikatini bilmede açılan kapılardan kaynaklanan bir durum söz konusu. Allah Resulullah Efendimiz'i hakkıyla tanıyıp bilenlerden, hakkıyla ona iman edenlerden eylesin. Çünkü onu hakkıyla tanıyıp bilirsek ancak imanımız kamil olur. Onun için Resulullah Efendimiz'i çok çok sevmemiz lazım. Öyle böyle değil yani. İşte acaba nasıl seviyoruz? Ne kadar seviyoruz? Değil mi? Onu da kendi kendimize sormamız lazım. Evet. Onlar Allah-u Teala'nın yeryüzünde en parlamış rasuller, peygamberler, en parlamış, sırlanmış aynalarıdır. Yani o aynada en mükemmel şekilde tecelli eder, zuhur eder Allah.